Akgün, aç kapıyı, aç. Akgün, aç kapıyı, içeridesin. Aç, aç, biliyorum, aç. Aç kapıyı, aç. Akgün! Baban nerede lan? Baban nerede oğlum? Akgün, baban nerede? Dışarıda. Nasıl dışarıda? Babanı niye yolladın lan dışarı? Oğlum bak, telefonlarıma cevap vermiyorsun, babanı yolluyorsun, gidiyor falan. Ne oluyor lan? He? Sen yaptın mı anlaşmayı bu sancaktarlarla? Yaptın mı anlaşmayı? Bak biliyorum, sevkiyatı yaptınız, ondan haberim var ama anlaşmadan haberim yok. Yaptınız mı, yapmadınız mı? Oğlum bir terslik mi var lan? Bir konuş, bir şey söyle ya. Biz buradayız, gitmiyoruz. Nasıl gitmiyoruz? Sancaktarlara teklif bile götürmedim. Buradayız, çakılıyız. Gitmiyoruz. Sen Sare ile mi görüştün? Niye? Sare ile görüşmem gereken bir durum mu var savcım? Bana söylemesi gereken bir şeyler mi var Sare'nin? Hayırdır? Ne söyledi o kadın sana? Ha, ne dedi? Nasıl manipüle etti seni? Sen buna nasıl izin verdin? Seni manipüle etmesine nasıl izin verdin sen bu kadına ya? Ha? Beni niye aramıyorsun ya? Beni arayıp bu kadın benim kafamı karıştırıyor diye bana neden haber verdin? Yok, sen bana yalan söylüyorsun çünkü. Yalan söylemiyorum. Neyi yalan söyledim? Ben farkında mısın ne yapmaya çalışıyorum? Senle babanın hayatını kurtarmaya çalışıyorum. Halil, sen gerçek katil mi? Canan Karan'ın katili Halil Sade mi savcım? Kim? Sen bu yüzden geldin değil mi Rize'den İstanbul'a? Rize'den İstanbul'a gerçek katilin peşine düşmek için geldin sen ve benim bundan haberim yok. Bana söylemedin bunu. Benim hiçbir şeyden haberim yok. Bana bunu daha dün tanıştığım neydi belirsiz bir tane kadın söylüyor. Sare Akay diye bir tane kadın söylüyor bana bunu. Daire başkanı mıymış neymiş? Ben ondan öğreniyorum ya. Of. Böyle mi kurtaracaksın beni sen? Savcım, beni böyle mi kurtaracaksın? Of. Ha? Bana söylemeyerek mi kurtaracaksın? İyi, tamam. Madem açtım konuyu. Otur şuraya, konuşalım. Hiç otur. Bak sen, benim yüzümden katil oldun. Ben sana ne deseydim? Biz yanlış bir adamı öldürdük. Öyle mi deseydim? Bir de bunu mu yükleseydim senin üstüne? Hı? O günaha yüklenmek zaten benim boynumun borcu. Hayır, benim boynumun borcu. O günahı ben taşıyacağım sırtımla ölene kadar, tek başıma. Tamam. Başka neler var savcım sakladığın? Ya da yalan söylediğin bana? Bir şey sormuştum sana, hatırlıyor musun? Annemin katili kim diye. Sen de bu toprağın altında demiştin bana, göstererek. Orada bir eksik, bir araz var mıydı savcım? Ne duymamdan korkuyorsun, anlamadım ki ben seni. Ben orada sana duyman gerekeni değil, gerçeği söyledim. O mezarın başında ben sana gerçeği söyledim. Şimdi bak, babanı alıyorsun, kimi arayacaksan arıyorsun, ne yapacaksan yapıyorsun, buradan gidiyorsun, tamam? Bunu bana bir daha söylettirme. Tamam. O gemi kalktı savcım. Başımıza ne gelecekse artık bizim burada doğduğumuz, büyüdüğümüz, yaşadığımız topraklarda gelecek. Senin bize yapacağın bir yardım yok. Tamam mı? Senin yardımına ihtiyacımız da yok. Var! 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 Benim yardımına ihtiyacın var! Var! Buradan gideceksin. Babanı alacaksın, gideceksin. Bak, senin önünde bir hayat var. Benim önümde bir hayat yok. Benim hayatım yok. Ben yaşamıyorum oğlum. Ben yokum, bittim ben. Sen bana dedin ya, Rize'de kafana sıkacaktın, sıkamadın. Ben sıktım, kafama sıktım, patlamadı. Al mermi burada, al. Bak, bu mermi patlamadı. Patlamadı, ölmedim. Ama öldüm, ben yaşamıyorum şu anda. Benim bir hayatım yok.
Ailemle bir hayatım olamadı. Çocuklarımla bir hayatım yok. Sakin. Tek başıma bir hayatım yok. Tamam, sakin. Bu hayatı sen yaşayacaksın. Sakin. Git buradan bak, git. Babanı alıp gideceksin. Git buradan.